Merhaba değerli izleyiciler. Özellikle yöremizin kültürünü, sanatını, edebiyatını yeni kuşaklara sağlıklı şekilde aktarmak adına sürdürdüğümüz Halil Demir'le Gönül Bağı programı bugün arazide çekimde. Bugün Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi'ndeyiz ve burada Tahsin abimle Selahattin abimin davetlisi olarak bugün buraya geldik. Hem de yöremizde yetişen çok farklı bir üzümün de haberi için bugün buradayız. Ve gerçekten hemen arkada gördüğünüz 8 dönümlük muhteşem bir üzüm bahçesi, üzüm bağı oluşturulmuş. Tabii buraya kadar gelmişken güzel türküler söylemek de olmaz. Ve konuğumuz Ali Corukçu. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçi hep beraber hoş geldik buraya. Hep beraber hoş geldik başüstüne. Aynen. Ve bizim başta damadımız diyeyim. Evet. Eski tabirle eniştemiz. Şöyle takıyoruz. Evet. Ben buraya saklı cennet diye adlandırdım kendi kendime. Aynen. Şöyle adlandırdım. Biz çocukluğumuzdan beri üzüm olarak deyince akla bizim bölgemizde Erçen'e gelirdi. Şimdi onlar da aklını yemeyelim eskiden. Evet. Ama şimdi buradaki burayı görünce, bu manzarayı görünce burada bir saklı cennetin, bir saklı cevherin olduğunu gördüm. Aynen. Afşin esnaflarının burayı tanımalarını isterim. Kısacası bu kadar söyleyeceklerim. En azından vatandaşa bu üzümle yani bu için, halkımıza, vatandaşımıza bu güzel ürünleri ulaştırmalarını tavsiye ederim. Şimdi ben Tahsin abimle de Selahattin abimle de konuşacağım ama bir başlangıç istiyorum ben. Değerli izleyiciler güzel bir türküyle başlayalım inşallah. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Bağ bahçe diyelim. Nasılsa bağın içindeyiz. Şu bizim diyarın her şeyi güzel, hallerinden haber gönder sevdim. Bağ bahçe bostan dökmesin gazel, güllerinden haber gönder sevdim. Arkasında bin boğanın dağları yeşermiş de bizim Afşin bağları. Tut elimden gidek bizim ellere, bizim elin gezilecek çağları. Arkasında bin boğanın dağları yeşermiş de bizim Afşin bağları. Tut elimden gidek bizim ellere, bizim elin gezilecek çağları. Güzellerin azlı çok mu da nazlı, söyler aşıkların türkülü sazlı. Aşar gediklerden dumanlı tozlu, yollarından haber gönder sevdim. Arkasında bin boğanın dağları yeşermiş de bizim Afşin bağları. Tut elimden gidek bizim ellere, bizim elin gezilecek çağları.
Arkasında bin boğanın bağları, yeşermiş de bizi Afşin bağları. Tut elimden gidek bizim ellere, bizim elin gezilecek çağları. Kara bağrım yanıp tüter hasrete, gözlerim görmüyor işim firgatta. Gulfaniyem özlemiştir gurbette, ellerinden haber gönder sevdiğim. Arkasında bin boğanın dağları, yeşermiş de bizi Afşin bağları. Tut elimden gidek bizim ellere, bizim elin gezilecek çağları. Arkasında bin boğanın dağları, yeşermiş de bizim Afşin bağları. Tut elimden gidek bizim ellere, bizim elin gezilecek çağları. Değerli izleyiciler, tabii hemen arka tarafta görüyorsunuz, şu anda çalışıyorlar. Her köyümüzün ayrı bir güzelliği, ayrı hikayeleri, ayrı değerleri var. Bugün de Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi'ndeyiz. Şimdi tabii burada Selahattin abim var, Kars'tan geldiler buraya kadar. Yine abim burada. Birazdan Mehmet Ağacakoyun'un abimden güzel bir türkü dinleyeceğiz. Onu da özellikle ifade edelim. Hemen arkamda Afşin Ashab-ı Kehf Gönül Elçiler Derneği Başkanımız Hüseyin Bozkurt Bey var. Ve yine Yedilerin Mernuşu Durdu Dayım var. Ve bu mekanın sahibi şu anda Tahsin abim bizlerle beraber. Tabii şimdi genel yayın yönetmenimiz oradan işaret ediyor beni unutma diye. Bir de Yedilerin Yemlihası Salih Bey şu anda bizlerle beraber. Şimdi Tahsin abi, ozanlarımızı, sözümüzü, sazımızı aldık geldik. Neler söyleyeceksiniz? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Şöyle, biz ara sıra kafamız esse ozanımızı, sazımızı, sözümüzü alsak hep gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Allah razı olsun. Her zaman gelebilirsiniz. Abi ne kadarlık bir arazi burası? Burası 8 dönüm. Kendime ya. Ait arazi. Ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz abi? 4 yıldır bağcılıkla uğraşıyorum. Çok güzel. Peki emeğinizin karşılığını aldınız mı? Emeğinizin karşılığını şu anda alıyorum. Çok güzel. Peki bizim vatandaşlarımız bu üzümü nerede bulacaklar? Bu üzümü pazarda bulurlar. Güzel. Artı manavlarda bulabilirler. Manavlara biliyorum. Yani değerli izleyiciler, bizim bereketli topraklarımızda yetiştirilen bu üzümleri artık vatandaşlarımız öyle sadece işte bizim yayınlarımızda izlemiyorlar. Aynı zamanda gidip manavlarında açık pazarda, kapalı pazarda bulabiliyorlar. Başüstü Mahallesi'nden Tahsin abinin üzümleri dedikleri zaman doğru mu abi? Doğru. Yani bulabiliyorlar. Tanımen yoktur. Ve yani. 2000'den beri pazara gidiyorumdur. Çok güzel. Daha önce kavun satıyordum. Çok güzel. Tabii ektiğimiz ürünün ismi de kendileri alıcılar kuruyordur. Nişanlı kavunu, nişanlı üzümü. Peki abi bu 8 dönümlük alandan ne kadar bir ürün alır? Abi Alfonso cinsi dönüme 3,5-4 ton arası veriyordur. Yani bu siyah olan üzümler değerli izleyiciler siyah. Ve özellikle şeker hastaları için de çok iyi bir ürün. Diğer abi kabarcık. Kabarcık da yine aynı öyle de onun biraz işçiliği daha zordur. Filizleri çok uzun olduğu için. Evet. Bana göre siyah üzüm daha içili kolaydır ya. Çok güzel. Abi üzerinde. Bereketli olsun, ben kolaylıklar diliyorum sizlere. Sağ olun. Sizlere. Hoş geldiniz. Şimdi çiftçilerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Üretiyorlar çünkü. Biz o üretim olmasa tüketim olmayacak. Biz de tüketimimiz var. Şimdi efendim ben
Selahattin abiye mikrofonu uzatmak istiyorum. O da gurbetteydi. Oradan da bizleri takip ediyordu. Biz de aslında internet vasıtasıyla tanıştık Selahattin abimle. Şimdi hem onu tanıyacağız, konuşacağız, hem de bu arada Ali abiden güzel bir türkü isteyeceğiz abi. Abi neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Siz de öncelikle bizleri kırmayarak buralara kadar zahmet ettiğiniz, geldiğiniz Eshab-ı Kehf Gönüllü elçilerimize, sizlere, ozanımız Ali Coruççu, aynı zamanda amcam sayılır, eşimin amcası. Bunlar vasıtasıyla da hepiniz tekrar buraya hoş geldiniz. Eyvallah. Peki siz gurbettesiniz abi. Yani şu anda da memleketinizdesiniz. Neler hissediyorsunuz? Hemen duygularınızı alayım. Valla toprak farklı bir şey. Haliyle nerede olursan ol toprak çekiyor. Kara toprak çekmesin de vatan olarak tabii. Mutlaka gezinden versin diyelim. İnsan doğup büyüdüğü yerleri mutlaka özlüyor, geliyor. Bu vesileyle de sizlerle de arkadaşlarla da burada görüşmek bizlere nasip şimdi oldu. Ali abiden, Ali abi size özel bir türkü söyleyecek, ben öyle biliyorum. Yani bana ısmarlamıyor zaten de şimdi, bakalım ne söyleyecek abi, buyursunlar abi. Gene içinde üzüm olsun, bir türkü okuyayım da biraz hareketli de demeyelim, orta halli bir türkü okuyalım. Baş tacı o zaman efendim, şunu tekrardan alabiliriz. Tevekte üzüm kara yar 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 yar. Tevekte üzüm kara yar yar yar. Salkımı düzüm kara, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam yar 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 aman. Halkımı düzüm kara, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar 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 aman. Ben yare gidemiyorum, yar 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 yar. Ben yare gidemiyorum, yar 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 yar. Elim boş yüzüm kara, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar yar yar. Elim boş yüzüm kara, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar yar yar. Çatmayı yar 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 yar. Bağ vurdum çatmayı yar 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 yar. Çağır gelsin Fatma'yı, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar yar yar. Çağır gelsin Fatma'yı, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar 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 aman. Fatma nereden öğrenmiş yar 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 yar. Fatma nereden öğrenmiş yar 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 yar. Omuzdan kol atmayı, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar 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 aman. Omuzdan kol atmayı, diley diley yangınam. Ben o yare vurgunam, yar 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 aman.
Abi dillerine sağlık. Evet, teşekkür şimdi, ediyorum. Hani dedik ya, değerli izleyiciler, her köyümüzün ayrı bir güzelliği ve ayrı değerleri var. Şimdi Başüstü Mahallesi'ne kadar gelmişken Mehmet Ağacakoyun'un abimden de bir türkü dinlemeden gitmek olmaz dedik. Şimdi abimden bir türkü dinleyeceğiz ama yani ozanların da her ortama özel söyleyeceği şeyler oluyor. Bağla başladık, üzümle devam ettik, bakalım. Arkasından ne gelecek ya? Yani. Diyelim. Şimdi Mehmet abi şu güzel sesinizle güzel bir türkü istiyoruz abi. Bunu yakanıza asabilirseniz. Tamam. Başlayalım. Şilem. Taktığın mı? Elini de tutsam olur ya. Bir şey tutsam. Önce kendinizle tanıtabilirsiniz abi. Kahramanmaraş Avşin Başüstü köyünde ikamet ediyoruz. Size bir türkü hediye edeyim. Komple hepinize. Arkadaşlar. Dinliyoruz. Teşekkür ederim abi. Sazından da söyleyemem herhalde. Ben bir çağırayım. Tamam. Ben de bir insan oğluyum. Ben de bir insan oğluyum. Bir başım var, bir de beynim. İnsanım, hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, gene size danışayım. Beni öldürüp ağlama, beni öldürüp ağlama. Böyle bulanık çağlama, yazık kolumu bağlama. Ben de bir insan oğluyum, insanım, hayvan değilim. Ben de bir insan oğluyum, bırak beni konuşayım, gene size danışayım. Senin dinin benim dinim, senin dinin benim dinim. Yakışmaz insana zulüm, insanım, hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, gene size danışayım. İnsanım, hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, gene size danışayım. Cahil olan dini bilmez, cahil olan dini bilmez. Can gider, fikir ölmez. Bırak beni konuşayım, insanım, hayvan değilim. Gene size danışayım. Mahzuni halk için ölsün, mahzuni halk için ölür. Ben giderim, dostlar kalsın, koltuk saray sizin olsun. Bırak beni konuşayım, gene size danışayım. Bu kadar arkadaşlar. Ağzına günahı sağlık. Abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli izleyiciler, hemen hemen her yerde asrın Pir Sultanı Aşık Mahzuni Şerif'ten bir parça dinlemesek olmuyor. Evet, gerçekten. Dillerine sağlık Mehmet abi. Ama gür bir sesi varmış. Gerçekten evet. Hoşuma gitti. Evet. Abi inşallah şimdi abi daha yeni yeşerdi buralar. Evet. Genel yan yönetmenim oradan işaret edip duruyor. Ona kalırsa bayi kurutacağız. Öyle gördüm. Şimdi ben Ali abi bir türkü istemeden önce hemen yanımda Gönül Erşar Derneği Başkanımız var. Hüseyin Bey'e ben mikrofonu uzatayım. Ben de çok rahatımı bozmuyorum ama yani neler söyleyecek Hüseyin Bey'e bakalım. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. Neler söyleyeceksiniz efendim? Gerçekten gönül bağını öyle bir yer seçtin ki hem gönül der, hem gönlü güzel arkadaşlar, hem de bağda. Yani gönül bağını böyle bir ortamda yapman, Ali Bey'i katmıyorum zaten. Ali Bey bu işin gülü,
her şeyi. Yer mükemmel. Ben inan geldiğimde Somya'ya biz eğitime giderdik. Turgutlu'yu, ondan sonra Salihli'yi, oradaki üzümleri gördüğümde hep gıpta ederdim. Ya bunlar niye havada, niye yerde değil? Ve o bolluğu, o bereketi gördüğümde buraya gelince bir an oraya aklıma geldi. Yani harika bir yer. Ali Bey'in dediği gibi saklı cennet. İyi ki gelmişiz, iyi ki görmüşüz. Bundan sonra üzümlerimiz ustamızdan. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii değerli izleyiciler, Tahsin abim gerçekten o kadar güzel emek vermiş ki Hüseyin Bey'in de söylediği gibi Ege bölgesindeki bütün güzellik şu anda Afşin ilçemize bağlı Başüstü Mahallesi'nde gözümüzün önünde. Aynen. Gönül bağıyla başladık efendim. Bağlarla, üzümlerle gidiyoruz. Ali abi sazda sözde senin efendim. Bakalım ne söyleyeceksiniz? Buyurun. Şimdi orada mırıldanıp duruyor. Yeşil bağım, yeşil bağım diye. Allah kimsenin yeşilliğini kurutmasın. Amin inşallah. Kim ürünlerini sattırsın. Amin. Bir Mahsuni Şerif'in yine bir türküsü var da onu ben örnek göstereceğim. Tersname diye bir müzik vardır, türküsü vardır. İnsan tam tersini yaptı. İnsanoğlunu anlatıyor bunu. Şimdi biz de onu yeşil bağ kurutmayalım da ama türkün içinde kuruduğunu söyleyelim. Aynen. Bence de bizi dinleyenler yanlış anlamaz inşallah. Yani demezler ki ya yeşilliğin ortasında niye yeşil bağı kurutuyorsun demezsinler bize. Onun için kameramanımızın da dediğini yerine getirmiş olalım. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu. Donu vurdu, yaprakları çürüdü. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu. Donu vurdu, yaprakları çürüdü. Benim de saz tutan elim var idi. Şimdi bir köşede yatar ağlarım, yatar ağlarım. Benim de saz tutan elim var idi. Şimdi bir köşede yatar ağlarım, yatar ağlarım. Çırpına çırpına bir yuva kurdum. Bebeği görmedim, kundağı gördüm. Çırpına çırpına bir yuva kurdum. Bebeği görmedim, kundağı gördüm. Deryada boğuldum, dereye vurdum. Ben kendi kendime çatar ağlarım, çatar ağlarım. Deryada boğuldum, dereye vurdum. Ben kendi kendime çatar ağlarım, çatar ağlarım. Mahzuni Şerif'im budur ahvalim. Zamane bozulmuş, insanlar zalim. Mahzuni Şerif'im budur ahvalim. Zamane bozulmuş, insanlar zalim. Kıyamete kadar gider vebalim. Ben kendi halime yanar ağlarım, yanar ağlarım. Kıyamete kadar gider bu halim. Ben kendi kendime yanar ağlarım, yanar ağlarım.
emeğe sağlık abi. Sağ olun. Şimdi tabii değerli izleyiciler, ilçemizin cennet köşelerinden birinde Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi'nde Eshab-ı Kehf'in hemen de arka tarafında, buralar mübarek topraklar efendim. Yani güzel de bir mekan. Ben özellikle de emeklerinize sağlık diyorum abi. İnşallah emekleriniz daha iyi olmaz ve inşallah her yıl gelir burada bu gönül bağını yaparız türküyü. Evet, Ali abim de getirir söyleriz inşallah. İnşallah. Baş tacı. Şimdi değerli izleyiciler, Ali abimin güzel bir türküsüyle yine son vermek istiyoruz ama abi özellikle de tüketicilere, bu üzümlere ulaşması gerekenlere, ulaşmak isteyenlere ne söylemek istersin? Tüketiciler zaten 4 yıldır pazarlıyorum ben üzümü. Güzel. Tüketiciler hepsi beni tanıyordur. Çok güzel. Biz o zaman şöyle, bu üretim daha da günden güne artıyor, fazlalaşıyor. Bir an önce bitmeden gelsinler, alsınlar. Evet, alsınlar. Aynen. Diyorum. Şimdi tabii ben, şöyle bir, özür abi. Afiyet olsun diyelim. Eyvallah. Şöyle bir güzellik de var değerli izleyiciler. Şimdi aracınız da varsa geliyorsunuz buraya. Önce Tahsin abimi arıyorsunuz. Abi evet, telefonunuzu alayım. Telefonum 0543-268-2446. Evet. Bu numarayı aradığı zaman gelip kendileri de üzüm kesebilir. Bak, böyle bir güzellik var. Yani herkes kendisi seçerek, keserek güzelce üzümlerini alabiliyorlar. Böyle de bir güzellik var. Madem ki bu bereketli topraklarda böyle güzel işler yapılmış, bizler de müşteriler olarak, tüketiciler olarak gidip de manavdan almak yerine gelip birebir tüketicilerimizden de alma şansını yakalamış olduk efendim. Şimdi sazla sözle Ali abimin ve Ali abimle inşallah programımıza noktayı koyuyoruz. Abi söz senin. Evet. Baharın geldiği nereden bellidir demiş Karacaoğlan ulu uzanımız. Biz de onun yolundan adımlaya adımlaya, emekliye emekliye gidiyoruz. Tabii ona ulaşmak ne mümkün, onun yolundayız. Baharın geldiği nereden bellidir? Bir gül açmış yaprakcı düzgün. Eser vardı sabah zülfün teline, deli gönlüm bir güzele vurgun. Eser badı sabah zülfün teline, deli gönlüm bir güzele vurgun. Karacaoğlan divane mi deli mi, dosta doğru dön de seler yorum. Çok yaşasam hesap etmem ölümü, hesap tutsam ona cası bir gün. Çok yaşasam hesap etmem ölümü, hesap tutsam olacası bir gün. Geleyen sağlık abi. Aha.
Değerli izleyiciler, inşallah önümüzdeki günlerde yine güzel bir memleketimizin güzel bir köşesinden sizlere seslenmek ümit ediyoruz. Hepinize Halil Demir'le Gönül Bağı'ndan sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi'nden herkese selam olsun.